Merhaba WebTekno takipçileri, ben Lütfi Karaca. Bu videomuzda sizlerle beraber Perut firmasının geliştirdiği Rolling Spider'ı inceliyoruz. Efe oynama şununla. Ürünle ilgili bir kutu açılışı yapmıyorum arkadaşlar çünkü kutunun içinden çıkan şeyler zaten çok kısıtlı. Şu arkasına taktığımız pili çıkıyor, hızlı başlangıç kılavuzu çıkıyor ve bir de şurada göstereyim, şöyle bir tekerleği çıkıyor. Yani onlar dışında bir de USB kablosu var tabii ki de şarj edebilmemiz için. Yalnız şuna değinmek istiyorum. Kutu içeriğinden şu yedek pervanelerin çıkmaması çok üzücü arkadaşlar. Çünkü pervaneler oldukça hassas. Ayrıca ucuz bir malzemeye benziyor. Dümdüz plastik gibi duruyor. Hani bunlardan birer yedek koysalardı en azından bu kadar kırılgan bir alet için iyi olurdu diye düşünüyorum. O yüzden evde uçururken arkadaşlar bu tekerleğini takmanızı tavsiye ediyorlar. Bu çıkarılabilir tekerleklerin de amacı şu arkadaşlar. İsterseniz karada bunu da gidebiliyorsunuz. Yani yerde götürebiliyorsunuz Rolling Spider'ı. İsterseniz düz duvara tırmandırabiliyorsunuz. Hatta tavanda yürütebiliyorsunuz. Yani yürüyen uçağı adamlar yapmışlar zaten. Ne keşfetmek isterdim? Yürüyen uçak. Gelelim ürünün üzerindeki giriş ve çıkışlara. Aslında sadece bir USB girişi var ürünün. Oradan şarj ediyoruz ve içindeki fotoğrafları alabiliyoruz. Fotoğraflar demişken zaten kamerası olduğunu da söylememe gerek yok sanırım. Üzerinde çok düşük bir çözünürlüğü de olsa 640x480 bir kamerası var. Yani helikopteri havalandırdığınız zaman tepeden kendi fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz. Yani selfie'ye yeni bir boyut katabiliyorsunuz. Toplam ağırlığı 55 gram ürünün. Hatta bu ağırlığın %25'lik bir kısmını pili oluşturuyor diyebilirim. Ürünü nasıl kontrol ediyoruz derseniz ürünü mobil cihazlarımızdan kontrol edebiliyoruz. Android, iOS ve Windows Phone için uygulaması var bunun. O uygulamayı telefonumuza, tabletimize indiriyoruz ve Rolling Spider'ı o şekilde kontrol edebiliyoruz. Ancak bütün Android cihazlarda çalışmıyor. Onu da belirteyim. Android'in belli başlı cihazlarında çalışıyor. Şu an zaten ekranda o modelleri görebiliyorsunuz. iOS içinde 7.1 ve üzeri diyorlar. Ayrıca 4S ve üzeri diye de bir tabir kullanmışlar web sitelerinde. Ürünü mobil cihazlarımıza Bluetooth ile bağlıyoruz. Bu Bluetooth ile bağlamamız da tabii ki de kullanılabilirlik alanını biraz kısıtlıyor. Bluetooth 4.0 teknolojisiyle çalışıyor. Bu da şarjın daha uzun süre gitmesine yarıyor. 20 metrelik bir menzili var ürünün. Yani 20 metre etrafımızda dolaştırabiliyoruz. Ayrıca saatte 18 km hıza çıkabiliyor. Ürünün kötü taraflarından birini söylemek istiyorum. Ürünün 550 mAh'lik bir pili var arkadaşlar. Bu da 1,5 saatte şarj oluyor. 1,5 saatte şarj oluyor. Eyvallah, onun lafımız yok. Ancak şöyle bir şey var. Bu 1,5 saatlik şarjın sonunda tekerleklerle birlikte 6 dakika, tekerleksiz de 8 dakika uçurabiliyorsunuz. Bence bu süre çok az. Hani 1,5 saat bekledikten sonra ben bunu 6 dakika uçurursam sonra 1,5 saat daha beklemek istemeyebilirim. O yüzden firma da bunun farkında yedek pillerini satıyor. İşte pilleri doldurmanız için standları falan var. Onlardan almanız gerekebiliyor arkadaşlar. Yani bunun 350 liralık bir fiyatı var. Yurt dışında da 99 dolar. Galiba Perut firması parayı pil satışlarından kırmak istiyor. Ürünün kullanımı oldukça basit. Zaten uygulama size her şeyi gösteriyor. Sağa sola döndürme, yukarı aşağı hareketlerini uygulamadaki yön tuşlarıyla yapıyoruz. İleri geri sağa ve sola gidişini de jiroskop sayesinde yapıyoruz. Yani telefonumuz veya tabletimizi sağa sola öne arkaya eğerek ürünü yönlendirebiliyoruz. Rolling Spider'ın piyasada 3 farklı rengi var. Bizim elimizdeki gördüğünüz gibi kırmızısı, mavi ve beyaz renk seçenekleri de var. Dediğim gibi 350-400 lira arasında da ülkemizde bu ürünü bulabiliyoruz. Cihaz Bluetooth'la çalışıyor demiştim. Cihazınızdaki Bluetooth'u açtığınız zaman uygulamaya giriş yaparsanız direkt otomatik eşleşiyor birbiriyle ve tak diye kullanmaya başlayabiliyorsunuz ürünü. Uygulamada çok farklı akrobatik hareketler yapabiliyoruz. Rolling Spider'ı taklacı güvercin gibi kullanabiliyorsunuz. Sağa sola takla atıyor. Öne arkaya da atıyor aynı zamanda. Ayrıca benim henüz beceremediğim ancak bu işi profesyonelce yapan arkadaşlar var. Onların da yaptığı birçok aksiyon var. Bunlar zamanla kullanılarak öğrenilebilecek şeyler. Kameradan biraz daha bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi 640x480 çözünürlüğü olan bir kamerası var. 2015 yılında önceki drone videosunda da söylemiştim. 66x0 çözünürlüğünde bir kamera görmek beni gerçekten üzüyor. Tabi burada firmaya da hak vermek lazım. Maliyetten kısıp herkesime hitap edebilmek için bu tarz yerlerde biraz kısıntıya gidiyor. Ya da belki vardır farklı bir sebebi ama benim aklıma gelen en mantıklı sebep bu. Ancak Jumping Smo'ya göre şöyle bir artı özelliği var. Onu da hatırlarsınız, öndeki USB girişine bir hafıza takıp görüntüleri ancak o şekilde kaydedebiliyorduk. Bunun kendi içinde yaklaşık 32 MB'lık bir hafızası var. Ve o hafızaya görüntülerini kaydediyor. Zaten 640'a 480 megapiksel bir fotoğraf kaç kilobayt olur onu siz düşünün. O yüzden içine bol bol fotoğraf çekip atabilirsiniz. Daha sonra USB ile bilgisayara bağladığınız zaman bunu harici bir bellek gibi görüyor ve oradan fotoğrafları alabiliyoruz. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Rolling Spider, tekrar söylüyorum, Toys for Big Boys dedikleri bir oyuncak. Fiyat olarak biraz pahalı, 350 lira. Zaten 350 liralık bir şeyden de böyle gerçek
bir helikopter edası beklemek yanlış olur. Ürün hakkında sorularınız varsa videonun altına yorum atın. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ayrıca bunu kampanyada bir arkadaşımıza göndermiştik. Tekrar iyi günlerde kullanmasını diliyorum. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'u da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.